Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Ben hocama, ben senelerdir başım ağrıyor, migrenim var. Evet. Tansiyonum da var. Tansiyonum da hep 14 ile 10 küçüğü, 14 ile çıkıyor. Ama sürekli ağrıyor, aradığı zaman küçük bir sürü, çok şiddetli ağrıyor. Hocamın evet. dediği gibi o tansiyon ilaçları varmış, migrene iyi geliyor. Acaba bana verebilir, bir şey söyleyebilir misiniz? İsim veremiyoruz değil mi hocam? Şimdi, ha, yayından sonra tabii tabii sizinle değerli hocamızı buluştururuz memnuniyetle. Evet. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Sizden de. Şimdi. İyi günler. Evet. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Fatma Hanım'a geçmiş olsun diyorum öncelikle. Tabii yani az önce de söylediğim gibi hastayı bir değerlendirmek gerekiyor. Yani tamam o ilaçlar her iki tarafa da etkili olabilir ama yani yan etkileri olabilir. Hastaya özel bazı kontraindikasyon yani verilmeme nedenleri olabilir. Tansiyon değerini ölçmek gerekir. Organ durumunu yani böbreklerin, kalbin durumunu değerlendirmek gerekir. Tabii verilebilir. Bu tip ilaçlar düşünülebilir. Evet. Ama yani böyle bir ağrı kesici ilaç gibi hani alın bunu kullanın denecek ilaçlar değildir bunlar. Hastayı değerlendirmeden vermemek gerekir. Evet. Evet. Şimdi yönetmenimiz toparlamamızı rica ediyor hocam ama bugün canlı yayınımızda bilmeyenler için öğrenmiş olduk. Bilenlere de tekraren bilgileri yenilemiş olduk. Biz şimdi küçük tansiyonu biliyorduk. Büyük tansiyonu da biliyorduk ama sekonder tansiyonu bilmeyen izleyicilerimize son toparlamak olursa neler eğer kendilerinde hissederse mutlaka düşünülmeli ve sizlerle hekimlerle buluşulmalı. Az önce de öneminden bahsettim. 30 yaş altında %2, 30-40 arası %6 oranında Türkiye'de yapılmış bir çalışmadan bahsediyorum. Genç hipertansif hastalarımız var. Artı 30 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde ilk defa tansiyonu olan hastalar. 3-4 çeşit ilaca rağmen tansiyonu düşmeyen hastalar. İlk ölçümde 18'e 11'in üzerinde tansiyonu olup da ailesel bir öyküsü olmayan hipertansiyon adına hastalar. Bacağında ödem, kalbinde çarpıntı olan, baş ağrıları, atakları olan tüm hastaların bir kez olsun tansiyon kontrolünden geçmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu sekonder hipertansiyon klasik hipertansiyon tedavisinin dışında bazı tetkik ve tedavileri gerektirir. Bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öğütlerim hepsine. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.